İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Aşura mateminden dolayı başta sahibimiz Mevlamız İmam-ı Zaman ağamıza tasliyetlerimi arz ederken ekranları başında Er-Rıza kanalıyla bizleri izleyen cümle Ehl-i Beyt dostlarını Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve taziyelerinin Allah dergahında kabul olmasını temenni ve arzu ediyorum. İmam Hüseyin Aleyhisselam Peygamberimizin Ehl-i Beyt imamlarından olan, Peygamberimizin Ehl-i Beyt imamlarından birisi Kerbela şehidi. Dolayısıyla Kerbela ve Aşura denildiği zaman sadece ve sadece tarihte biz Aşura gününe baktığımız zaman sadece Aşura günü munhasırdır İmam Hüseyin'in ve 72 yaranının Kerbela çölünde Yezid ve Yezid'in düşünceler tarafından şehit edildiği günün adıdır. Aşura'dır, Eşure değildir. Dolayısıyla maalesef tarihte Emeviler hadisler uydurdular. Aşura'yı kendi hedefinden, kendi amacından, kendi kayesinden saptırmak istediler. Nitekim Hazreti Ali Aleyhisselam daha kendisi hayattayken, daha Aşura İmam Hüseyin'in şehadeti vuku bulmadan önce dostlarından bir tanesine şöyle arz ediyor. Diyor ki, ey filan kes, Aşura sadece benim evladım Hüseyin'in şehit olduğu günün adıdır. Sahabesinin şehit olduğu günün adıdır. Ama Emeviler hadisler düzeltip diyecekler ki Aşura Adem'in tövbesinin kabul olduğu gündür. Yunus'un balığın karnından çıkartıldığı gündür. İşte efendim Yusuf'un kuyudan çıkartıldığı gündür. Buna benzer sözler düzüp ve Aşura'yı kendi hedefinden ve amacından saptırmak isteyecekler. Bakın İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ceddi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir hadisinde İmam Hüseyin'den bahsederken şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki bir insan İmam Hüseyin'in davasına sahip çıkarsa, İmam Hüseyin'in matemine sahip çıkarsa, İmam Hüseyin'in matem merasimlerinde gözyaşı dökerse, ağlarsa Hüseyin'e bana yardım etmiştir. Bana yardım etmiştir. Ve sonra devam ediyor. İmam Hüseyin'in davasına sahip çıkan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın evlatlarından olan Ehl-i Beyt imamlarının 12.'si İmam Mehdi Eccelallahu Teala Ferecehu Şerife yardım etmiştir. Yani bugün Hüseyin'e ağlamak, Hüseyin'i davaya sahip çıkmak, peygambere bir yardım etmektir, bu bir. İkincisi, sadece bakın şöyle bir örnek vereyim. Peygamberimiz belli bir kitleye ait bir insan değildi. Yani peygamber sadece Müslümanlara ait bir peygamber değildi. Peygamber ilahi bir hüccetti, ilahi bir elçidi ve evrenseldir. Dolayısıyla davası da evrenseldir, mesajı da evrenseldir. Getirdiği din ve kurallar da evrenseldir. Dolayısıyla peygamberimizin ehli beyti, cigerparesi, peygamberimizin göz nuru, peygamberimizin evladı İmam Hüseyin Aleyhisselam aynı şekildedir. Yani evrensel bir insandır. Dolayısıyla bütün insanlık bugün İmam Hüseyin'i hatırlamalı ve İmam Hüseyin'in aşurasını değerlendirmeli ve İmam Hüseyin'in aşurasına değer kattıkça kendileri değer kazanacaklar. Bu bir gerçektir yani. Bugün biz bakıyoruz kim peygamberin değerlerine, Kur'an'ı değerlere, İslam'ı değerlere değer kazandırdıysa, sahip çıktıysa, davanın arkasında durduysa, canıyla, başıyla, varlığıyla o insan değer kazandı. O insan yüceldi, yükseltildi. Yani o insanı yücelten, yükselten unsurlara biz baktığımız zaman Kur'an'a, Ehl-i Beyt'e ve Ehl-i Beyt'in ve Peygamber'in davasına sahip çıkmasıdır. Bu bir. Dolayısıyla İmam Hüseyin Aleyhisselam tıpkı o Mesih'i yazarın dediği gibi İmam Hüseyin sadece Ehl-i Beyt mensuplarına ait olan bir şahsiyet değil. İmam Hüseyin sadece Müslümanlara ait olan bir şahsiyet değil. İmam Hüseyin evrensel bir kimliğe sahiptir. İmam Hüseyin'in mesajı evrenseldir.
cihan şumudur. O açıdan bugün bütün dünyada ne kadar insanlar varsa bunlar İmam Hüseyin'e ve İmam Hüseyin'in davalarına sahip çıkmak zorundalar. Niye diyerseniz ise, çünkü İmam Hüseyin Aleyhisselam şehadetiyle insani ve Kur'ani ve İslami değerleri topluma kazandırdı. Yani bugün eğer Mesihi kitlesinin bir değeri varsa, kilisenin bir değeri varsa Mesihiyet inancına mensup olan insanlar içerisinde, bunu İmam Hüseyin'e borçlular. Bakın şöyle bir örnek verebiliriz. Bir ağaç solduğu zaman, bir ağaç kuruduğu zaman o ağacın dibine, o ağacın yakınında, dibinde bir hayvanı keser ve onun kanını o ağacın dibine aktırlarsa o ağaç canlanır. O ağaç canlanır. İslam ağacını İmam Hüseyin Aleyhisselam kendi kanıyla ve 72 sahabesinin, ashabının kanlarıyla suladılar. O açıdan İmam Hüseyin Aleyhisselam'a bütün insanlık minnettardır. Neye göre diyoruz? Kur'an-ı Kerim'in Şuara Suresinin ayetine biz baktığımız zaman ki Allah-u Teala bütün insanlığa diyor قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى Ey Peygamber, bu insanlık kitlesine söyle. Risaletimin zahmeti karşılığında sizlerden bir şey istemiyorum. Ancak ve ancak benim ehl-i beytimi sevin. Sevginin yanında amel olmalıdır. Sevginin yanında insanlar amelde bir şeyleri göstermek zorundalar. O açıdan yani İmam Hüseyin'in davasına sahip çıkmak aynı zamanda peygambere teşekkürdür. Allah'a teşekkürdür. Kur'an'a teşekkürdür. Ve İmam Hüseyin evrensel bir kişiliktir. Çünkü İmam Hüseyin'in mesajı cihan şumuldur ve evrenseldir. Ve Kerbela'da çok çok sık kullandığı cümlelerden bir tanesi. Ey insanlar, eğer dininiz yoksa, ey insanlar, eğer Allah'tan ve miat gününden korkmuyor iseniz, hiç değilse insani değerlerde, insanlıkta özgür insanlar olun. Yani zalimlerin zulmüne boyun eğmeyin. O gün İmam Hüseyin, Helmen Nasir'in Yensurani dediğinde, çok azınlıkta bir kitle İmam Hüseyin'e lebbeyk deyip evet dediyse ve o gün kanlarıyla kılıçları mahkum ettilerse, kanın kılıca galip geldiği günün adıdır Kerbela aynı zamanda. Dolayısıyla bugün Hüseyin'i davaya sahip çıkan, insani onuru toplumda hay kılan, canlı kılan ve kılmak isteyen bugün insanlar, Ehl-i Beyt mensupları, dolayısıyla bu salonda geldiler, toplandılar. Şöyle diyorlar, ey İmam Hüseyin, ey Peygamber'in evladı, ey vahyin kucağında te'lim ve terbiye gören Allah'ın imamı, Allah'ın hücceti, Peygamber'in ciğer paresi. O gün Helmin Nasir'in Yensurani dediğinde senin yardımına azınlıkta bir insan topluluğu koştuysa, bugün dünyadaki bütün Müslümanlar Aşura günü olması hasebiyle bu salondaki bu topluluk da onu göstermektedir. Salondaki insanların hepsi yek seda ve tek yürek olarak bugün buraya toplandılar. Şunu desinler: Hüseyin lebbeyke, Hüseyin lebbeyke, Hüseyin lebbeyke. Hüseyin, bugün biz sana lebbek diyoruz ve bugün biz senin davana sahibiz ve senin davanı yaşadığımız zaman süresince bütün insan kitlelerine ulaştıracağız. Ben bu münasebetten dolayı sizlere de teşekkürümü arz ediyorum. Er-Rıza TV'ye çalışma hayatında başarılar diliyorum. Bana bu fırsatı tanıdığınızdan dolayı canı gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum. Rabbul Alemin ecri mükafatınızı İmam Hüseyin için, Peygamber ve Ehl-i Beyt ve Kur'an için çalışan cümle kardeşlerimizin ecri mükafatlarını İmam Hüseyin defterine, Peygamber defterine zaptı kaydetsin inşallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.